Herkese iyi günler. Tehlikedeki Türk dilleri son sesler duyulmadan emek verenler konferans serisine hoş geldiniz. Bu konferans serimizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Habibe Yazıcı Ersoy hocamızdan Başkürt Türkleri üzerine bir söyleşi, bir konferans yapacağız. Dilerseniz ben hocamızı kısaca bir tanıtayım. Habibe Yazıcı Ersoy hocamız lisansını Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansını Yeni Uygur Türkçesinde Arapça ve Farsça Unsurlar teziyle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden vermiştir. Hocamız doktorasını ise Başkurt Türkçesinde KİP çalışması üzerine tamamlamıştır. Hocamızın kitapları ve makalelerinden birkaçından bahsedecek olursam, kitaplarından Başkurt Türkçesindeki Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi Karşılaştırmalı Başkurt Türkçesi Grameri. Makaleleri ise Başkurt Çocuk Oyunları, Başkurt Türkçesinde Sığ ve Kana Kiplik işaretleyicileri hocamızın çalışmalarından birkaç tanesi. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk İbrahim. Siz de bizim evimize hoş geldiniz. Tabii bu çevrim içinde öyle oluyor artık. Evet hocam. Tanıdığımız bir aslında görüntü. Ben kendi adıma söyleyeyim. Saz da orada. Gayet bildiğimiz evet. Bir görüntü aslında. Yine bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz hocam. Bize vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam şimdi ben başta olmak üzere izleyicilerimiz de şunu merak ediyor. Neden Başkurt Türkçesi? Nasıl evet. Başladı? Nasıl seçtiniz? Bu serüven nasıl başladı? Nasıl seçtiniz? Evet. Teşekkür ederim İbrahim. Öncelikle ben de sizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten son 1,5 artık 2 yıla yaklaşan bu süreçte çevrim içi toplantılar zaman zaman bizi mesleğimizden uzak kalmadan bunaldığımız zamanlarda nefes aldığımız toplantılar oldu hep. Burada da bana da bir yer ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum tüm ekibe, öncelikle sana, hocalarımıza. Teşekkür etmekle başlıyorum. Tabii bu soru çok manidar bir soru benim için. Muhakkak alanda çalışan, uzmanlık alanı yapan, uzmanlık yapan birçok insana sorulan sorulardan biridir bu. Benim için şöyle manidar, Başkurdistan'a gittiğim zaman herkes ısrarla bunu soruyordu. Neden Başkurt çalışıyorsun diyorlardı. O yüzden önemli. Aslında o yıllarda da şöyle bir direkt cevap veremiyordum ben buna. Çünkü biraz dolaylı bir cevap var aslında. Az önce senin de zikrettiğin gibi yüksek lisansımı ben Yeni Uygur Türkçesi üzerine yapmıştım. Severek çalıştım elbette ama zaman zaman bunalarak çalıştım o tezde. Çünkü daha statik bir tezdi benim için. Arapça, Farsça kelimeler. Zaman zaman çok bunaldığım bir tezdi. Özellikle sona doğru geldiğimde yani tabii ki savunmada beğenilmesi ayrıyeten güzel bir şey ama sona doğru geldiğimde işte kelimelerin telaffuzu, Mısırlı Arapçayı başka türlü telaffuz ediyor, Suriyeli başka türlü, böyle öğrencilerle çalışıyordum o dönemde ve bana yardımcı olan hocalarım vardı. Hülya Hoca zaten tezin ilk başından sonuna kadar o dönemde danışmanım değildi. Ahmet Hoca danışmanımdı ama Hülya Hoca'nın çok desteği vardı o tezde de. Dolayısıyla birazcık bu daha dinamik bir konu istiyordum bir kere her şeyden önce. Lehçe bazında ise yine lehçe devam edecektim. Çünkü yüksek lisansa başladığımızda ben yine az önce zikrettiğim gibi eğitim fakültesi mezunuyum ve çok fazla lehçe bilmiyordum bu mesleğe adım attığımda, yüksek lisansa başladığımda. En büyük hedeflerimden biri birkaç lehçeyi işte hocalarım kadar iyi bilebilmek. Onlar tabii çok daha fazla lehçeye hakimler o dönemde ama en azından birkaç ucundan tutmaktı. Yeni Uygur Türkçesi de benim için tesadüfi olmuştu. Onun da başka bir hikayesi var ama onun ardından ben Kıpçak grubuna hep çok meraklıydım. Tarihi metinlere çok meraklıyım gerçekten. Ama hep bir lehçe öğreneyim, biraz daha katkı olsun diye düşündüğüm için o dönemde daha lehçe ağır basmıştı. Ve şey bitiverdiğinde aslında benim tezim şöyle bir tezdi. İşte Yeni Uygur'u biliyorsun zaten. Yeni Uygur var.
Onun yakın arkadaşı Özbek var, Karlı Uygur grubundan. Bir de Kıpçak grubundan olsun. Başkurt'u seçtik o dönemde. Onun en büyük sebebi, o arada Gazi Üniversitesi'nde iki bölüm var biliyorsun. Türk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları. Başkurtça çalışan işte Zuhal hocamız var ama ondan başka da çok fazla yok. Biz o 90'dan sonraki ikinci nesliz, ikinci jenerasyonuz. İşte ilk nesil zaten birçok lehçeyi Ahmet Hoca'dan paylaşmış, onlar çalışıyorlardı. Daha bakir kalmış sahalar hani ileriyi düşündüğümüzde. Ve Başkurt benim çok hoşuma gitmişti. Hadi tamam Başkurt olsun Kıpçak grubundan dedik ama test çok genel oldu bu anlamıyla. Ben kocaman bir proje önerisi de hazırladım ama sonra jüri üyelerim tek bir lehçenin seçilmesi kanaatine geldiler Allah'tan. Çünkü işte kime sorsam üç lehçede Başkurt Türkçesi, Yeni Uygur Türkçesi ve Özbek Türkçesi'nde birleşik çekimlerdi benim tezimin, ilk tezimin adı. Fakat hocalarımın da uyarılarıyla, jüride olan hocalarımın da uyarılarıyla sağ olsunlar işte şeye indi bu. Tek lehçe olsun ve kategori seçilsin. Yani o dönemlerde tabii çok uyanık değildik o konularda ama ya zaman olsun, ya kip olsun, ya aspekt olsun dendi. Ve neticede ben de bunların arasında tabii zaten dedim Yeni Uygur Türkçesini biliyorum. Bir de gidemiyorum tabii. Şimdiki gibi o dönemde de yani benim de en büyük arzularımdan biri benim dönemdaşlarım, benim jenerasyonum hep bölgelerine gittiler, saha çalışması yaptılar. Ben Çin'e gidemedim tabii, Doğu Türkistan'a gidemedim. Çok arzuladım ama Ahmet Hoca da o dönemde bunun mümkün olmayacağını söylemişti. Şimdi gidebileceğim bir yer olsun kıstaslardan biriydi. İşte Kıpçak lehçelerinden biri olsun yine kıstaslardan biriydi. Ve nihayetinde Başkurt Türkçesini seçmiş oldum bu gibi sebeplerle. Konu olarak da kipi belirleyince Başkurt Türkçesi kip diye o yolculuğa biz başlamış olduk. Ne güzel olmuş hocam. Hayırlı olsun. Gerçekten. Teşekkür ederim. Özellikle kip çalışmanızı yani detaylı bir şekilde inceleyen bir kişi olarak gayet başarılı yani haddim olmayarak. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Faydalandığını ne mutlu. Çok faydalandığımı söyleyebilirim hocam. Hocam dilerseniz biraz başkurtlardan bilgi verelim. Kimdir başkurtlar? Başkurt mu, başkırt mı? Mesela bu adlandırma da var. Kimdir başkurtlar hocam? Ya evet, başkurtlarla tabii başlayacak olursak aslında birazdan görsellerle de göstereceğim ben tabii. Orada da tekrar değiniriz. Evet. Başkırt da var, başkurt da var. Hatta Magyar var, Mişer var. Başkurt etnonimiyle ilgili aslında hepsine dair değinilmiş, hepsine dair çeşitli teoriler oluşturulmuş. Tabii biz bugün olduğumuz noktada Başkurtların bir Kıpçak kabilesine dayalı bir Türk topluluğu olduğunu söyleyebilirim ben kendi adıma. Ya da en azından işte bu konuyla ilgili iki tezden birini kabul edeceksek ben Türk tezi, Ugor ve Türk tezlerinden bahsedebiliriz. Ben bunun Türk tezi tarafında olduğumu aslında söyleyebilirim. Tabii bu biraz başkurtların coğrafyasından bahsetmek lazım. Malum federe bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Bugün Rusya Federasyonu içerisinde federe bir cumhuriyetten biz bahsediyoruz. Başkurtlardan bahsederken tamamen özgürlüğünü ilan edebilmiş Türk cumhuriyetlerinden biri değil. Yer olarak aslında gerçekten çok önemli bir mevkide bulunuyor. Avrupa ile Asya arasında hakikaten. Yine birazdan göstermek isterim sahadan görüntülerle. Bunun onlar çok farkındalar ve bunu da belirgin hale getirmişler birer anıtla. Yani bir tarafta 500 metre arayla ve Ufa Nehri geçiyor aradan. İşte Avrupa ve Asya. Ön Ural ve Orta Ural dağlarının da işte batı tarafında bulunuyor. Coğrafya olarak komşularına bakacak olursak elbette. Bir kere İdil ve onun kolu olan Ufa Nehri'nin oluşturduğu bir havzada yerleştiğini söylemeliyiz. Kuzeybatı'da Tataristan ve Udmurtya'ya komşu başkurtlar. Kuzeyde Perm ve Sverdlovsk var. Doğuda Çelyabinsk bölgesi var. Güney ve güneydoğusunda ise Orenburg bölgesi yerleşmiş durumda. Bunlarla komşu yani Tataristan'la sınır komşusu. Sadece İdil-Ural grubu dil komşuluğunun haricinde. Coğrafya olarak 143.600 gibi bir kilometre kareye sahip.
Siyasi ve şey olarak yerleşim olarak baktığımızda da 54 bölgeye ayrıldığını görüyoruz. Bu 54 bölgede aslında daha büyükleri güneye doğru şekillenmek kaydıyla 21 büyük şehri var Başkurtların. Bu tabii Başkurtların belki nüfusundan da bir nebze bahsetmek gerekir. Bu coğrafyada aslında geldiğimiz noktada, yani 2019 sayımlarına bakacak olursak, Rusya'dan bu nüfus sayımlarını almak, verileri almak her zaman çok kolay olmuyor. Elden geldiğince güncel tutmaya çalışıyoruz çalışmalarımızda tabii ki biz bu sayıları. İşte 4 milyonu biraz geçen, belki bugün 4 milyon 100 bine ulaşmış işte 2021'e geldiğimizde artık, bir nüfusu var. Başkurdistan nüfusu bu. Ama bu nüfustaki Başkurt nüfusuna baktığımız zaman ancak işte 1 milyon 221 bin, 22 bin civarında bir nüfus. Peki bu toplam nüfusu oranladığımızda %29.76 gibi bir sayı yapıyor. Bunu söylüyorum çünkü Rus nüfustan bahsedeceğim hemen. 1,5 milyona yakın bir nüfusu var Başkurtların toplam nüfus, Rusların bu toplam nüfus içerisinde. Ve bu da aslında %36'lık bir pay getiriyor Ruslara. Yani Başkurdistan'ın nüfusunda Rus nüfusu hala birinci sırada yer alıyor. Başkurtlar ancak ikinci sırayı alabiliyorlar. Üçüncü sırada ise yaklaşık 1 milyon nüfusta Tatarlar. %24'lük bir payla Tatarlar geliyor. Bu tabii elbette şeyin nüfusu, Başkurdistan topraklarının nüfusu, ama Başkurdistan topraklarının dışında da yaşayan Başkurtlar var. İşte nerelerde? Kazakistan'da olabilir, Özbekistan'da, Kırgızistan'da gibi yakın çevrede. Peki üç büyük gruptan bahsettik nüfus yoğunluğunun içerisinde. Evet. Bunun içerisinde de başka Türk grupları ve başka gruplar, etnik gruplar var. Mesela Çuvaşlar var, Mariler var, Mordvalar var gibi. Daha birçok gruptan bahsetmemiz mümkün bu nüfusun içerisinde. O ilk soruna döneyim. Başkırt mı, işte Başkurt mu, etnonimle ilgili. Kimileri Beşogur kelimesinden, mesela Zeki Velidi Togan Beşogur kelimesinden getiriyor Başkurt kelimesini. Ama kimi araştırmacılar da aynı kelimeden Bulgar kelimesini ilişkilendiriyorlar. Aynı kelimeyle, yani Beşogur kelimesiyle Bulgar kelimesini ilişkilendiren araştırmacıların da olduğunu söylememiz lazım. Yine bir Togan teorisi, Gurkser, Kurtbaş, bir Gurkser efsanesine dayanan aslında, bu efsaneye dayanan bir şeyden de bahseder Togan. Ve buradaki işte kelime değişimi, Gurkser, Kurtbaş, Başkurt olmuştur gibi bir kelime değişimi. Macar araştırmacılar, özellikle Macar araştırmacıların tezleri bizim için önemli. O Ugor tezine de tabii etki eden bir durum var burada. Magyar, Mişer, işte Bajgir kelimelerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve zaten onlar Finigor kollu halk olarak görüyorlar teoride şeyi, Başkurtları. Bununla ilişkilendirenler var. Zeynalov'un görüşü ilginç. Başkort şeklinde bir etimoloji yapıyor. İşte baş birinci demek burada. Kor kabile demek. T'ye de çokluk ekidir diyerek bitiriyor aslında. Kimi tabii halk efsaneleri de var. İşte Paskır diye Göfri biraz şeye bağlıyor. Paskır adını verilen bir Ugor işte kavimi var. Orada bu Başkurtları ana vatanına götüren kurt gibi, ayı gibi bir hayvan değildir. Bu paskırdır diyor. Hatta Rasonyi de bu Başkurt olması için paskır kelimesinden geliyorsa T için bir teori oluşturuyor. T'ye küçük yapma, küçüklük yapma, işte küçültme eki olabilip olamayacağını düşünüyor. Tabii şeyden de bahsetmek lazım, Kaşgarlı'dan da bahsetmek lazım. Malum işte bizim devasa ilk ve iyi ki var dediğimiz sözlüğümüz. Birçok şeye değindiğini biliyoruz biz Kaşgarlı'nın bu sözlükte. Başkurtlar içinde Başkurt maddesini açıyor ama çok tafsilatlı bilgi vermemekle beraber biliyorsun o yönlere göre Türk lehçelerinin ilk tasnifi de deriz. Hatta biz onu Türk dillerinin ilk tasnifi de yapan yine Kaşgarlı olmuştur deriz. Bir Türk olarak yani yine. Ve Kuzey grubunun içerisinde Yemek ve Basmaların arasına yerleştiriyor aslında Başkurtları.
Bu Ugor ve şeylerden biraz tezlerden de bahsedecek olursak yani Ugor ve Türk tezinden de bahsedeyim bu soru içerisinde Buyurun. istersen. Zaten aşağı yukarı netleşti herhalde. Ugor Macar tezi tabii dediğim gibi daha çok özellikle bizim Strahlamberg, Orhun abidelerinin o şeyinden bildiğimiz, bulunuşundan bildiğimiz Strahlamberg'le aslında biraz başlıyor. Arkasından Fischer gibi, Schlesinger gibi, Klaproth gibi birçok araştırmacı aslında bu tezi destekliyorlar. Ama daha çok bunu şeye kavuşturan, tam bir işte bilimsel altyapısını hazırlayan da Semitolog Kowalson olmuş. Ama birçok Macar araştırmacı, işte Julius Nemeth gibi, Meşaroş gibi birçok araştırmacı Başkurtların bu Ugor, Finugor kavimlerinden geldiğini de aslında söylemişler, ifade etmişler. Tabii bunda kanıt var mı? Aslında var. Rubrik adında biri 1253'te daha işte Moğol hakimiyeti sırasında bölgeye gittiğini ve bu bölgede Macarlara akraba Başkurtların bulunduğunda not düşmüş aslında eserinde. O da o dönemde öyle düşündüğü için akabinde Macarları buraya daha çok iten hem tabii tarihi araştırmalarda, literatürde yazıldığına göre ve bana göre de ata yurtlarını orada aramalı. Yani Macarlar aslında Başkurtlarla akraba oldukları tezini daha çok ilgilenmelerinin sebebi kendilerinin ata yurdunu o bölgede arıyor olmaları. Buna karşılık tabii Türk tezi son derece önemli araştırmacılar tarafından, özellikle Zeki Veli Togan gibi, Akdes Nimet Kurat gibi birçok araştırmacı tarafından Türk tezi destekleniyor. Bir kere Armin Van Beri Başkurtların Türk kökenli olduğunu. Ancak bu köken meselesinde işte Ugor kavimlerinin, Macarların da bir derecede katkı sağlamış olabileceğini, yani bölgesel olarak bir arada yaşamanın verdiği işte bazı şeyler insanların bunları söylemesine sebep olmuş. Yine Nazarov, Weissenberg gibi birçok araştırmacı da Başkurtları Kıpçak Türk grubundan sayan araştırmacılar arasında. Yani aşağı yukarı uzatmadan böyle bu soruyu cevaplamış olayım. Çok kıymetli bilgiler verdiniz hocam. Teşekkür ederiz. Dilerseniz hocam Başkurtlardan Estağfurullah. sonra bir de Başkurtçadan, Başkurt Türkçesinden biraz bahsedelim. Nedir, nerededir? Evet. Başkurt Türkçesi bu söylediğimiz sahada aslında işte kullanılan Türkçenin lehçesinin belki adı. Tabii Başkurt Türkçesi içinde siyasi olarak şekillenen yapısından da gelen bazı farklı görüşler mi diyelim ona? Farklı görüşler de var aslında. Yani farklı görüşten kastım şu, biz bugün 20 Türk yazı dilinden, Türk lehçesinden bahsediyoruz. Bunun haricinde tabii başka Türk, yani yazı dili gibi olmayan Türk boylarından, onların dillerinden de elbette ki bahsediyoruz. Ama işte Başkurt Türkçesi için kimi araştırmacılar, mesela Garipov, Kazak Türkçesi ile Tatar Türkçesi arasında bir geçiş köprüsü saymış Başkurt Türkçesini, veyahut Benzing'in görüşüne göre de yine işte Tatar Türkçe, bu görüşü de benimseyen bazı araştırmacılar var tabii ki bu arada. Çünkü Benzing de iyi bir araştırmacı neticede. Tatar Türkçesini bir ağzı, özel bir ağız grubu gibi değerlendirdiğini biliyoruz Benzing'in. Hatta Argunşah tarafından onun işte Türkiye Türkçesine aktarılmış, çevrilmiş makalesini de inceleyecek olursak. Tabii detaylar çok ama bugün geldiğimiz noktada artık hangi lehçe diğerinin ağzıdır, hangisi diğerinin işte alt alanıdır ve diyalektidir vesaire tartışması bana göre çok manidar, anlamlı değil açıkçası. Çünkü neticede bugün artık özellikle olsa işte federe bir cumhuriyetleri var, hem Tatarların hem Başkurtların hem Çuvaşların, Kazak Kırgızların, ama biz biliyoruz ki bazı lehçe gruplarının kendi arasında süre gelen işte Tatar Başkurt meselesi, Kazak Kırgız meselesi gibi bazı meseleler olabiliyor. Ama baktığımız zaman Başkurt Türkçesi nasıl bir Türk dilidir, nasıl bir Türk yazı dilidir dersek,
her tek bir Türk yazı dilidir diyorum ben. Hakikaten ilk göze çarpan unsurlardan biri işte Pertek iki sese sahip olması. Bunun yanında sızıcı, yani Türkçenin geneline göre sızıcılaşma yönünde hareket etmesi dolayısıyla Peltekli'ye de o yaklaştırıyor. Peltek bir biz Türk dili duyuyoruz aslında. Peltek bir Türk dili duyuyoruz. Peltek sesleri var. Tabii ki kendine özel hasletleri var. Ama şu bir gerçek, yani Benzingi de Garipov da yabana atmamalıyız veya bu manada çalışan araştırmacıları da. İlim yapıyorsak hepimizin teorileri olacak ve arkasında duracağız elbette. Ama en ufak şüpheye, kendi tezimizden şüpheye düştüğümüz yerde de bence evet karşıdakine sen haklıymışsın diyebilmek lazım. Burada tabii ki Tatar Türkçesi ile Başkurt Türkçesini eğer ölçüştürecek olursak, gerçekten bugünkü noktada söz varlığı açısından büyük oranda benzeştiklerini biliyoruz. Morfoloji açısından büyük oranda benzeştiklerini biliyoruz ve en büyük farkları, iki lehçeyi şöyle ele alsak, seslik özellikler, ses bilgisi özellikleri açısından, fonolojik özellikler açısından farklılaştığını göreceğiz biz bu iki lehçenin. Peki geçmişte neydi? Biz bugün geldiğimiz noktada artık biliyoruz ki bir Çağatay edebi dili, Türki til kullanılıyordu ve birdi. Bunların hepsi birdi ve o birliğin de kimi siyasi işte olay ve olgular neticesinde bugüne gelindiğini de hepimiz işte bu alanı değil mi biraz bilen, bu alanla ilgilenenler olarak aslında nasıl şekillendiğini biz biliyoruz. Başkurt Türkçesi için de bu iş öyle olmuş aslına bakarsan. Ve işte 1920'lerden aşağı yukarı itibaren şekillenen bir yazı dilinden bahsediyoruz Başkurt Türkçesi dediğimizde. Peki önceden Başkurt Türkçesi yok muydu? Hayır, Başkurt ağzı vardı. Başkurtların ağzı vardı. Bu şeye benziyor tıpkı. Yani 13. yüzyılda Anadolu'da Oğuz yazı dili inşa edildi. Peki o zaman Oğuz ağzı yok muydu? Hayır, Oğuz ağzı tabii ki vardı. Batı Köktürklerden itibaren Oğuz ağzı vardı. Oğuzlar o coğrafyadaydı, Türkistan coğrafyasındaydı. Varlardı ama yazı dilinin oluşumu. Başkurtlar içinde Başkurtça elbette ki vardı, Başkurt ağzı vardı. Başkurt ağzı varken ama edebi dil tabii ki Türki dil üzerinden ve daha çok da açıkçası Tatar dili üzerinden gidiyordu. Yayınlar Tatar dili üzerinden yapılıyordu. Bu bir gerçek. Çünkü Kazan edebi dili, Kazan'ın kültürü, Kazan çok önemli. O coğrafyada gerçekten kültür merkezi Kazan ve onun çevresinde şekillenmiş her şey. Dolayısıyla edebi dil de onun çevresinde şekilleniyor. Ama dediğim gibi 1905 ihtilali değilse de 1917 ihtilali Başkurtlar için bambaşka bir kapı gerçekten aralıyor. Orada tabii ufak tefek pürüzler var. Onlar için belki bugün geldiğimiz noktada büyük. Ama ben her konuşmamda, her dersimde, konuyla ilgili her sohbetimde şunu ifade ediyorum. Biz ayrıştırmak için değil, birleştirmek için her zaman konuşmalıyız, hareket etmeliyiz, tavır almalıyız. Evet, geçmişte birçok hatalar yapılmış, birçok sıkıntılar yaşanmış ama biraz geleceğe bakmak lazım. Ben Tatar Başkurt meselesinde de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani kan kana, can cana iki halk, yani Türk halkı birbirine bağlı, aynı coğrafyada yaşayan, benzer gelenek görenekleri devam ettiren, aynı dini unsurlar çerçevesinde şekillenen hayatları olan iki halk, çok ayrıştırmamak lazım. Başkurt Türkçesi için yani detaylara, ses şekil özelliklerine gireyim mi bilmiyorum. Uzatıyorsan sen müdahil olabilirsin. Estağfurullah. Yani ben çok müdahale etmek istemiyorum bu bilgileri bölmemek adına. Yok, yani yönlendirirsen belki tabii. İyi olur. Yoksa alır. Ben böyle notlar da aldım. Evet. Hani belli konuşup gidince çok dalabiliyoruz, uzaklaşabiliyoruz konudan. Uzaklaşmadan senin sorularından hareket etmek istiyorum ben de. Hocam, dille alakalı dediğim gibi yani istediğiniz kadar bilgi verebilirsiniz. Benim sorularım zaten önümde yazılı. Ben yine ona göre size soracağım ama dediğim gibi çok müdahale etmek istemiyorum. Ölmemek teşekkür. Teşekkür ederim. Sağ olasın. O zaman Başkurt Türkçesiyle biraz şöyle
onun siyasi ve aslında siyasetle beraber şekillenen altyapısıyla ilgili biraz bilgi vermek isterim öyleyse ben. Az önce dediğim gibi 1905 ihtilali çok şey değiştirmemişti başkurtlarda. Zaten öncesinde işte Arap harflerini bunlar hepsi kullanıyordu. Onu söylemedik tabii. Yani bu Tatar Tili döneminde Arap alfabesiyle edebi dil gerçekleşiyordu. Tıpkı diğer bütün Türk dillerinde olduğu gibi aslında. Ancak bir noktadan sonra Latin harfleri konuşulmaya başlıyor. 1907'lerden 1912'lere kadar. Hatta başkurtlar içinde Latin harfine esas tutulacak. İşte Kulayev'in, özellikle Doktor Kulayev'in çalışmaları var. Rus, Grek, Latin esaslı bir alfabe oluşturuyor Kulayev ve 1912'den itibaren bu alfabeyle yayın da yapılıyor gerçekten Latin harfleriyle. Ancak işte yine orada biz biliyoruz ki Anadolu coğrafyasında da Latin harflerine geçiş söz konusu olmaya başladığı andan itibaren, o 26'daki Bakü Kongresi'nde çünkü konuşulmuş şeyler vardı. Buna rağmen Latin harflerinden dönme kararı Rusya Federasyonu'nun yine bir politikası şeklinde cereyan ediyor. Ve tabii Rus alfabesine geçiş 1939'lu yıllardan itibaren başkurtlarda aslında başlamış oluyor. İşte çeşitli çalışmalar yapılıyor vesaire ama 1941 Başkurt Yüksek Şura Başkanlığı tarafından da bugün hala kullanılan alfabe aslında kabul görmüş oluyor. Zaman içerisinde alfabeye çeşitli sesler, tabii biliyoruz biz bu Türk yazı dillerinin alfabelerinde Rusça esaslı sesleri gösteren işaretler de var. Kimi çift sesler, işte ya gibi, yu gibi ya da palatalizasyonu gösteren işaretler gibi. Başkurt Türkçesi içinde en son 1950'lerde yeni bir alfabe ve imla resmen kabul olunduktan sonra bugüne kadar kullanılan alfabe haline geliyor. 42 harf var. İşte bunlardan 10'u ünlü, gerisi ünsüz. Az önce dediğim gibi Kiril alfabesinde bulunan Rusça kelimeler için esas tutulmuş. Ya, yu gibi çift seslerden oluşan aslında alfabeler, sesler de var bu alfabede. Kısmi bir fonetik alfabe aslında diyebiliriz belki Başkurt alfabesi için bugün kullanılan. Başkurt Türkçesi için ekleyebileceğim şeylerden biri belki onun tasnifler, yani Türk lehçelerinin tasnifleri içerisinde nerelerde tutulduğu. Aslında az önce söyledik zaten Başkurtları Kıpçak grubunda saydıktan sonra onu Kuzey grubu, Kuzey Batı lehçeleri grubu gibi gruplarda tasnif etmek gerekiyor. Çoğunda da tarihi ve bugün ne kadar gelen bizlerin kullandığı lehçe tasniflerinin içerisinde de genellikle aslında böyle şekillenmiş. İşte Radloff'a bakabiliriz. Batı diyalekleri altında inceliyor Radloff. Özellikle ses denkliklerini ilk defa gördüğümüz tasniflerden biri Samailoviç'in, biliyorsun tasnifi. Orada Tav grubu, Kıpçak Kuzeybatı grubu içerisinde incelenir. Lajos Ligeti'nin Kıpçak dilleri içerisinde değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Baskakov'un da bir tasnifi var. Uzunca bir tasniftir o gerçekten. Başkırt diye alıyor burada bizim başkurtları. Türk dillerinin Batı Hun kolunda ama yine Kıpçak içerisinde, Kıpçak grubu içinde dahil ediyor. Ve Rezenen de yine Kuzey Batı grubunda yer veriyor başkurt Türkçesi için. Biraz daha bize doğru yaklaştırdığımızda ise Arat'ın tasnifi. Yani biz özellikle Arat'ın, Talat Tekin'in tasnifinden bahsederiz günümüzde. Arat Tav grubu içerisinde Başkurt Türkçesini değerlendiriyor. Talat Tekin ise Ayak Tavlı, yine Kıpçak grubu içerisinde yer vermiş Başkurt Türkçesine. Yani şeyde Schöning'in bir tasnifi de var biliyorsun. Biraz daha değişik, bize daha değişik gelen, alışık olmadığımız şekilde tasnif edilmiş Türk lehçelerini görürüz o tasnifte. Merkez grubu içine, yani kıyı dilleri zaten daha esas, orada biraz daha farklı bir merkezi durumu var Schöning'in tasnifinin. Ondan da bahsetmek gerekirse o şekilde geçebiliriz. Ağızları üzerine çok ciddi çalışmalar yapılmış Dimitriyev'den, onun Başkurt Türkçesinin ve Türklerin çok önemli dilcilerinden, alimlerinden biri Dimitriyev'den itibaren aslında ağız çalışmaları yapılmış. Başkurtlar ağız atlası da oluşturabilmişler. Biz bugün hala işte Türk Dil Kurumu
kapsamında bir ağız atlası nihayet inşallah bir ekiple oluşturulacak. Leyla hocamız var başında. Başkurtların bir ağız atlası var hakikaten. Ağız çalışmaları önemli onlar için. Bir sürü isim, Besenov, Radlov, işte Mirjanova, Bayişev, Yuldaşev gibi isimler. Özellikle son yıllarda Maksutova ağız çalışmaları yapmışlar. Tabii farklı az önce de dediğimiz gibi ilim yapıyoruz ve farklı görüşlerimiz olabiliyor. Genellikle dağ başkurtları, ova başkurtları diye ayrılmakla beraber başkurt ağızları zaman zaman bundan sapmalar da olduğu dönemler, yani 6'ya kadar ayıran, işte farklı gruplara ayıran araştırmacılar da olmuş. Yani detaylara girmeden öylece söyleyecek olursak bir başkurt ağız sözlüğü var. Başkurt Hüleşterning Hüzligi adıyla Maksutova'nın, az önce dediğim gibi. İşte Nezargulov'un başkurt dilinin diyalektleri Hüzligi var. Yani sadece atlas ve şeyle kalmamışlar. Onlar ağız atlaslarının dışında ağız sözlükleri de oluşturmuşlar. Bu da önemli tabii bizler için. Eldeki veriler bu yönde. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Sizi biraz yordum. Estağfurullah. Sağ olun hocam. Hocam dilerseniz başkurt Türkçesinden bahsettikten sonra bu Türkçenin tehlikelilik oranı nedir? Yani ne kadar konuşulu var? İşte 10 yıl, 20 yıl sonra ne kadar konuşulu kalacak? Tehlikedeki olma durumu nedir hocam? Evet, şimdi tehlikedeki diller tabii sizin kapsamınızda en önemli sorulardan, dolayısıyla da belki bu konferansın en önemli sorularından bence de biri. Başkurt Türkçesi bugün tehlikedeki diller kapsamına alınabilir. Alınıyor da zaten işte mevcut o Yesevi'den çıkan hocalarımızın, Süher hocamızın, Ülke hocamızın da editörlüğünü yaptığı çalışmada da yine ben sağ olsunlar yazmıştım o bölümü. Tabii ben öncelikle burada kendi biraz deneyimlerimden yola çıkarak cevaplamak isterim bu soruyu aslında. Şöyle ki, yani tehlikedeki, malum biliyoruz, tehlikedeki dil neye diyoruz değil mi? Yani tehlikedeki dil nedir? İşte artık konuşuru azalmış ama yayın da yapmayan dil. Şimdi bu ikisi açısından değerlendirdiğimiz zaman başkurt Türkçesinde yayın yapılıyor. Şükürler olsun ki. Yani yayın devam ediyor gerçekten. Özellikle 80'li yıllardan sonra kitap neşriyatı kuruldu orada. Ve yani bütün başkurtça yayın kitap neşriyatından çıkıyor. Ama söylediklerim yine kendi deneyimlerim ışığında, onu söylemek isterim. Maalesef ki ben doktoraya başladıktan ancak 2 yıl sonra, yani doktorama resmi olarak başladıktan ancak 2 yıl sonra bölgeye gidebildim. Yani bu lehçeyi seçme nedenlerimden biri, az önce söylemiştim, bölgeye gitmekti. Ama gerçekten gidebilmek için, sahaya çıkabilmek için çok gayret sarf etmem gerekti. İşte bazı terslikler oldu, TİKA'ya başvurmuştuk, bazı sıkıntılar oldu vesaire. En nihayetinde kendi imkanlarımla gitmek durumunda kaldım. Çok memnunum. 1 ay kadar zaman geçirdim orada. Bu 1 aylık dilimde bu tehlikedeki dillerle edindiğim bilgilerle bugün gelen bilgiler aslında aşağı yukarı örtüşüyor. Benim bir daha, yani demem odur ki, bir daha Başkuristan'a gidebilme şansım olmadı. Ara ara hep planlar kuruldu. Ama işte hep söylüyorum, en yakın planda uçak, Rusya uçağı düşmüştü. Orada bir sempozyuma katılacaktım. Sonra tam bir sempozyum için harekete başladık. İşte son yıllarda bu salgın baş gösterdi. Firdevs Hoca için orada bana çok yardımcı oldu. Mutlaka başkurtça konuşuyorsam zikretmem gereken isimlerden biri çünkü Firdevs Hocam. Onun için yapılacak bir toplantı için gitmeye niyet etmiştim. O da olmadı. Yani benim bölgede olduğum zamanlar peki nasıldı? Yani 2004'te ben Başkurdistan'a gitmiştim. Hep şu anekdotu anlatıyorum. İki başkurt, pardon, biri başkurt olmak üzere iki kızın yanında
bir eve yerleştirmişti Firdevs Hoca, sağ olsun beni. Bölgeye gidebilmek bizim alanda gerçekten çok önemli, bildiğin gibi. Yani eğer lehçe çalışırı isen, lehçe çalışırı olacak isen, hakikaten birebir gidip orada bulunmak, orayı koklamak, orayı dinlemek, izlemek çok önemli deneyimler kazandırıyor insana gerçekten. Ve uzun yıllar ben oranın meyvelerini yediğimi söylemem lazım. O yüzden o işe katkısı olan herkese her zaman minnettar oldum. Firdevs Hoca bunların başında geliyor. Tehlikedeki dil babında şu anekdotu anlatıyorum hep. Az önce onu söyledim. Bu iki kızdan birinin adı Leysen'di, Başkurt'tu. Ben onunla aynı evde kalacağım için çok sevinmiştim. İşte biraz Başkurtçamı geliştiririm, konuşurum işte filan diye. Gencecik işte üniversite öğrencisi, yenice üniversite öğrencisi bir kız Terlikamak'tan. Ben dedim ay çok memnun oldum, seninle Başkurtça konuşurum filan. Dedi ki ama siz konuşursunuz, ben konuşamıyorum. Yıl 2004 bak. Sen neden dedin, nasıl yani konuşamıyorsun, olur mu öyle şey? Yok dedi, ben anlıyorum, siz konuştuğunuzdan anlıyorum ki tabii benim Tarzanca gibi Başkurtçam o dönemde. Hani yenice öğrenmişim, o iki yılı boş geçirmedim Allah'tan. Burada derslere de giriyordum, kendimi geliştirmiştim. Ama çat pat yani gözünü kulağını yara yara konuşuyorum açıkçası. Ben diyor sizi anlıyorum dedim, yani senin beni anlamanda anormal bir durum yok. Zaten ben çok iyi üst düzey bir Başkurtça konuşmuyorum. Ama sen niye konuşmuyorsun? İşte benim anneannem bilir, annem biraz bilir. Ben anlarım ama konuşamam dedi. İşte bu ölü diller, tehlikedeki diller için boyutlardan biri bu, biliyorsun. Yani yeni nesilde konuşurun azalması. Konuşur azalıyor ve bence hali hazırda azalıyor. Yani bunu Türkiye'ye geldikten sonra da deneyimledim. Mesela buraya geldikten sonra... Ya bu öyle bir aşk ki aslında lehçe çalışmak. Ya hep onu duymak da istiyorsun, hep ilgilenmek de istiyorsun. Şurada bir Başkurt var deseler hemen gidip kapmak, bir köşeye almak, sohbet etmek işte istiyorsun. Bir hanımla tanışmıştım, şarkı söylüyordu. Yani şarkılar söylüyordu, Türkçe şarkılar da söylüyordu ama Başkurt'tu. Ben o dönemlerde derse giriyordum. Onu bir dersimde konuk etmiştik. Misafir etmiştik. İzmir'den gelmişti sağ olsun. Onun söylediği şey de hep aklımda. Dedi ki bana, ben çok utanıyorum şu anda dedi. Yani siz işte böyle gayret içerisinde Başkurt Türkçesi için bir şeyler yapıyorsunuz. Başkurtlar için Başkurtça konuşmaya çalışıyorsunuz. Ben Başkurtça konuşamıyorum ama gideceğim, öğreneceğim ve bundan sonra hani Başkurtistan'a da gidip gelen de bir genç hanımdı o da. O da böyle bir şey söylemişti. Yani bunlar tabii tehlikede olduğunu gösteren unsurlar gerçekten. Ha neşriyat devam ediyor mu? Hakikaten devam ediyor. Başkurtistan'da neşriyat devam ediyor. Başkurtlar iki dilli bir topluluk. Başkurtlar açısından iki dilli bir topluluk ama. Şimdi az önce nüfus oranlarını söyledim. %36'lık bir oranla Rus nüfus, 1,5 milyona yakın bir Rus nüfus var orada. Ruslar iki dilli değiller. Ruslar tek dilliler. Onlar Rusça konuşuyorlar. Devlet dili Rusça ve yani hani bu böyle söyleriz ya biz bunu. Başkurdistan iki dilli bir devlet. Ama bu Başkurtlar için geçerli. Tatarlar için belki bir derece geçerli. Ki Tatarlar da bu noktada Rusça tarafında tabii yer alıyorlar bence. Onların şey gayretleri de var tabii. Tatarcayı da üçüncü dil pozisyonunda görmek istiyorlar. Yani üçüncü devlet dili pozisyonunda görmek istiyorlar Başkurdistan'da. Hali hazırda görüldüğü bir dönem de var. 1937'de Tatarca da devlet dili pozisyonunda kabul edilmiş, kanunla kabul edilmiş ama 1978'de bu iptal olmuş. Tatarca tekrar işte şey sayılmış, devlet dili sayılmamış yani daha doğrusu. Dolayısıyla Başkurtlar açısından bir iki dillilik var. Tatarlarda, Başkurtlarda, Başkurdistan'da okullar açabiliyorlar ama gün geçtikçe bunların azaldığını ben de duyuyorum. Arkadaşlarımdan da duyuyorum, bilgi alanlardan duyuyorum, orada olanlardan duyuyorum. İşte üniversitelerde bölümler kapanıyor tabii şu dönemde. Onların işte elif, ba dedikleri, bülek dedikleri daha ilkokul düzeyinde Başkurtçayı öğretecek bir yayın, neşriyat devam ediyor. Dediğim gibi neşriyatın devam etmesi bizim için
sevindirici bir şey. Yani tehlikedeki diller kapsamında hani artık neşriyat da devam etmese bu konuşur tutumuyla, yani az önce size bahsettiğim anekdotlardaki konuşur tutumuyla aslına bakarsan ne olacak? İşte artık iyice yokuş aşağıya gidecek bir şey. Ama oradaki ilim insanları birçok şeyin farkındalar. Başkurtça için bir hem Başkurtlar hem de Başkurtça için bir mücadele elbette ki var. Daima var. Bu bizim için hani sarılacak, elle tutulacak taraf bu gerçekten. Ama şu bir gerçek. Rusça hakimiyeti bir gerçek. Bunu her zaman söylüyorum. Bugün 5 Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz biz. Bunlardan 5'ine ben 98'de gitme şansına sahip oldum. Bir gezi, yine bir aylık bir geziyle 5 Türk Cumhuriyeti'ni gezmiştik bir grup arkadaşımla beraber. Onlar da yine bu mesleğin içerisindeler şu anda. O günkü deneyimlerimizle sonraki gittiklerimiz arasında elbette ki çok farklar vardı. Yani 98'de biz gittiğimizde Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da Özbekçe konuş, Kazakça konuş, Kırgızca konuş dediğimizde susuyorlardı. Ya da işte bir kaza, hadi Kazakça ait dediğimizde Nipani Mayu diyordu. Yani anlamasa beni nereden Nipani Mayu diyecek? Konuşmuyorlardı, bir korku vardı. Ama bugün asla öyle değil. Çok yol kat edildi gerçekten. Bu 5 Cumhuriyet'te çok yol kat edildi. Ama bütün bu manzaraya rağmen son gidişimde Kazakistan'a birkaç sefer gitme şansım oldu son 6-7 yıl içerisinde. Hep belgeleri Rusça doldurdum mesela. Kazakça orada resmi dil. Latin harflerine geçiş süreci yaşıyorlar biliyorsun. Evet. Ama resmi yazışmalar neden Rusça devam eder hep merak etmişimdir mesela. Yani son 1-2 yıl gitmedim, bu pandemi sürecinde gitmedim. Değişmediyse eğer, benim en son gidişlerimde pandemi hemen öncesinde bir seyahatim olmuştu. Yani Rusça devam ediyor her yazışmalar, o resmi belgeler. Bir öğrencim, danışmanlığını yaptığım bir öğrencim vardı. Bana bir sürü belge gönderdi, hepsi Rusçaydı. Türkçelerini de bana göndermişti ki anlayayım nereleri ne dolduracağım diye. Bunu anlamak güç tabii. Elbette ki bizim açımızdan anlamak güç ama biz hani neden kaynaklandığını da bilen insanlarız. Evet. Bu sahayı araştırmış, okumuş, bilen insanlar olarak. Bunun altta yatan nedenlerini aslında hep biliyoruz tabii ki. Yani çok uzunca bir dönem uygulanmış, çok uzunca ve şiddetli bir politika vardı. Bu politikanın etkisi muhakkak, kaçınılmaz. Bugün işte hala devam ediyor. Başkurtlarda da tutum bu. Yani tehlikedeki diller boyutunda görüyor muyum sorusu. Konuşur boyutunda evet ama en azından neşriyat devam ediyor, sevindirici diyerek noktalayayım bu soruyu ben istersen. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam, dilerseniz hazırlamış olduğunuz bir sunu vardı. Tabii. Şu şekilde ben soru sorayım. Saha çalışmalarında neler yaptınız? Nasıl geçti? Evet. O görsellerle birlikte bunu bize anlatabilir misiniz? Tamamdır. Evet, yani ben tabii saha çalışmalarına geçmeden işte az önce aslında bahsini ettik. Başkurtlarla ilgili ufak tefek böyle izleyecek olanlara, dinleyecek olanlara, izleyecek olanlara notlar da düşmüş olayım. Onlar için önemli olan şeyleri, benim orada gördüklerimi sizlerle paylaşmak isterim. Başkurt bayrağı. Bu da başkurtların amblemi. Burada çok özel, onlar için özellikle şeyleri görüyoruz zaten. Burada bir kuray çiçeği 7 baştan oluşuyor. Her bir çiçeğin ucu bir başkurt boyunu gösteriyor. 7 başkurt boyu. Temsili olarak bu şekilde sembol haline getirmiş. Aynısını bakın buradaki amblemlerinde de görüyoruz. Ve amblemlerinde ek olarak Salavat Yulayev, meşhur Salavat Yulayev heykelinin bir resmini de görüyoruz. Bunlar başkurtlar için olmazsa olmaz, başkurtlardan bahsediyorsak bizzat bahsedeceğimiz şeyler. Dediğim gibi ben sahada bulundum. Gerçekten benim için çok özel, hayatımın en özel deneyimlerinden biriydi. Burada bir PIAAK toplantısında, kaçıncısı olduğunu unuttum şimdi ama düzenli olarak 2 yılda bir yapılan PIAAK toplantıları var biliyorsun, altı estik konferansları. Onda danışman hocam Hülya Hoca'nın bir sunusu vardı. Onunla beraber gittim ve Firdevs Hoca'yı orada tanıdım.
hocayla beraber tanışmış oldum. Yani Hülya Hoca sayesinde tanıdım onu. Çok güzel bir diyalog oldu aramızda. O dönemde ama tabii şeyler çok az. Yani iletişim olanakları çok az. Sıkıntılar var. İşte şimdiki gibi öyle cep telefonun ucunda değil herkes. WhatsApp'ın ucunda değil, mailin ucunda değil. Ama sağ olsun Firdevs Hoca bana gerçekten çok yardımcı oldu. Ben o bölgeye gitmek istediğimi söylediğimde bana haber verdi demişti. Beni de karşıladı. Orada yer de buldu bana ve daha da güzeli. Yani sadece bir ay boyunca Ufa'da kalsam deneyimlediğim onca şeyi asla deneyimleyemezdim. Çünkü Ufa işte neticede 1557 yılında Başkurtlar şey olduktan sonra 1574'te kurulmuş bir şehir. Yani sonradan inşa edilmiş bir şehir. Aslında Rusya coğrafyasının en büyük şehirlerinden biri. Belki Moskova'dan işte St. Petersburg'dan sonra gerçekten Kazan'dan tabii ki Kazan'ı görme şansım olmadı benim ama Ufa çok büyük bir şehir, inşa edilmiş bir şehir, zengin bir şehir, pahalı bir şehir. Ama Ufa'da hele hele benim gittiğim 2004 gibi bir yılda asla başkurt konuşuru öyle çok fazla falan bulamıyordunuz. Derleme yapacak, saha araştırması yapacak çok fazla imkanlarınız yoktu. Firdevs Hoca buradan yine giden bir arkadaşım, Macaristan'dan gelen bir ekiple beraber bize bir ekip oluşturdu. Bir otobüsle biz işte Ural'ın eteklerinde 20 kadar köyü tek tek gezip, günde birkaç köy gezip deneyimleme şansımız, işte materyal toplama şansımız oldu bir hafta. İnanın o bir hafta herhalde Başkurdistan'da mesela Ufa'da sadece 5 ay falan kalmaya bedeldir. Hatta ona değişmem bile o bir haftayı. Oradan bazı resimlerimi de ekledim. Söz odur ki buraya. Mesela bu işte kuray dediğimiz aletleri Başkurtların. Milli çalgı aletleri. Burada bir kuraycı görüyorsunuz. Şunu söylemeliyim. Başkurdistan'da hep Firdevs Hoca'dan bahsettik ama orada tanıdığım tüm başkurtlar gerçekten çok misafirperverlerdi. Ellerinden geleni yaptılar. Az önce söylediğim gibi daha işte konuşmamızın başında önce neden başkurtça tercih ediyorsun? Niye başkurtça çalışıyorsun? Sorusunu sorduktan sonra hemen ellerindeki bütün imkanları açıp yani muhteşem bir dediğim gibi bir hafta yaşadık. Mesela böyle işte tirme deniyor onların çadırlarına. Tirmeler kurup, alanlar kurup, köylerin girişlerinde bizi kımızlarla onların ne kadar iyi bildiği işte o en değerli misafirlerine yaptıkları yemeklerle karşıladılar ve her şeyden önemlisi milli kıyafetleriyle. O kadar içtendiler ki gerçekten çok minnettarım onlara. Kuray çiçeği böyle bir çiçek, az önceki o uç çiçeklerini hatırlarsanız sembolize edilen. Başkurtların milli çalgısını oluşturan bu çiçek işte şu şekilde oyulduktan sonra önde dört arkada tek delikli. Gerçekten çalması güç. Bizim ney gibi biraz. Sesi de biraz neye benziyor. Ben izletmek isterdim ama videoda sıkıntılar olacağını söyleyince. Az önce sınırları çizmiştik. Komşuları söylemiştik bir Başkurdistan haritası. Bunları biraz hızlı geçiyorum. Evet. İşte Zeki Velidi Togan 1917'deki hareketin lideri idi ama tabii o 17 hareketinin ardından o 1919'da hemen kurulan cumhuriyetten sonra lağvedildi cumhuriyet ve Zeki Velidi ülkesini, evlatlarını, eşini terk ederek ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Biliyorsun sonra geldi, bizde çalıştı. Burada Ümumi Türk Tarihi Kürsüsünü kurdu. Benim kaldığım enstitü bu. Rusya İlimler Akademisi'nin Tarih, Dil, Edebiyat Enstitüsü, Ufa Enstitüsü. Bu enstitünün müdürüydü Firdevs Hanım o sırada. Bugün de hala aynı şekilde görev yapıyor orada. Kız kardeşimi götürmüştüm ben. Bu da oradan bir arkadaşımız Feyruze, sizin Türk dilleri, tehlikedeki dillerde bana yardımcı olan, dergide de, editörlükte de yardımcı olan arkadaşım. İşte Firdevs Hoca bize yardımlarını olduğunu söylediğim. Burada bir doktora savunmasında da bulunma şansım oldu benim. Doktora savunması nasıl gerçekleşiyor? Bizdeki gibi 5 kişilik bir jüri değil. İsteyen katılabiliyor. Hani o kolokyum dediğimiz şey. Aslında bugün de resmi olarak artık onun kapısı açıldı bizde. İsteyenler gelip dinleyebiliyor biliyorsun. Burada oldukça büyük bir ekibe doktora savunması gerçekleştiriliyor. Bu az önce bahsetmiştim. Ağız araştırmalarında da son derece önemli bir isim demiştik. Dimitriyev.
Başkurt Türkçesinin ilk gramerlerinden biri de yine kendisine ait çalışmalar. Burada Salavat Yulayev gerçekten görünüyor. Gördüğünüz gibi Salavat Yulayev'den biraz bahsetmek gerekiyor belki. 1773-74'teki Pugaçev isyanında Salavat'la babası ayrı noktalara düşüyorlar. Çünkü Salavat Çarlık Rusyası ordusunda subay. Baba Yulay da Pugaçev isyanına katılmış o sırada. Salavat'ı da onu bastırmak üzere bir kaleye kumandan tayin ediyor Ruslar. Ama artık o sırada o doğru yolu buluyor kendince ve Pugaçev tarafına tabii geçiyor, iltihak ediyor ve ondan sonra da şiirler yazarak hem gücüyle, kuvvetiyle hem şiirleriyle halkın da biraz aslında psikolojisini de tutarak o isyanda gerçekten büyük zaferler de kazanıyor ama tabii isyan neticede Ruslar tarafından kanlı bir şekilde bastırılır. Salavat ve babası da maalesef işte Sibirya taraflarına sürülürler ve bu şekilde ölürler orada. Ancak bu efsaneleşir Salavat başkurtlar arasında gerçekten. Bu bölge tabii benim resimlerim biraz soluk gördüğünüz gibi. Az önce söylemiştim yıl 2004, teknoloji bugünkü gibi bir telefonun içinde değil, kamera yanımızda ayrı. Fotoğraf makinesi ayrı, ses kaydetme cihazları ayrı taşıdığımız bir dönem o dönem. Şimdi ben bu fotoğrafları CD'ye de hiç aktartamadım. Kendim şeyden çekerek bir marifetle yani telefon marifetiyle aktarıyorum bilgisayara açıkçası. Telefondan çekip öyle aktarıyorum. O yüzden evet. Biraz netlikleri şey olabilir, sıkıntılı olabilir. Hatta bu sizin konferansınız için de tekrar arşivimi şöyle bir taradım. Benim için çok güzel oldu. Son bir sağ hafta olun. Şöyle tekrar o günleri yaşamış oldum. Bunun için de teşekkür etmem lazım size. Salavat Yulayev'in bu heykeli 1967'den itibaren Avrupa'daki en büyük heykel olarak da bir unvana sahip. Gerçekten çok büyük ve çok büyük bir parkın içinde. Abdülkadir Geylani Camisi. Başkurtlar biliyoruz Müslüman Türk topluluklarından bir tanesi. Onların Müslümanlığa geçişi 10. yüzyıldan itibaren oluyor aslında. Ama 14. yüzyılda Özbek Han zamanında artık İslamiyet'e net geçtiklerini not düşüyor kaynaklar. Bu İslamiyet'e geçişte de bir Türkmen fakihinin onlara işte yardımcı olduğu ya da etken olduğu yönünde kaynaklara notlar da düşülmüş. Togan biraz bunun karşısında duruyor. Türkmen fakihi vesilesiyle olmadığını düşünüyor. Ama tabii çok az cami var. Ufa şehri burası. Abdülkadir Geylani Camisi girişinde değil de mihrap tarafında şeyi, minaresi. Ve hemen onun yanında 1789'da oluşturulan Rusya Müslümanları İdare-i Ruhanisi bulunuyor. Çarlık Rusyası döneminde bu Rusya Müslümanları İdare-i Ruhanisi kurulmuştu. Çünkü işte Müslüman halkın mal paylaşımı, miras durumları, evlilik durumları gibi bazı unsurlara bakacak bir kuruluşa ihtiyaç vardı. Hemen de bunun yanında bulunuyor. Din olarak da İslamiyet'i kabul ettiklerini söyledik. Başka bir camileri bugün Lale Tülpan Camii. Önemli çünkü lale şeklinde minareleri var. O yüzden adını oradan alıyor. Değişik bir bina. Yani bizim alışık olduğumuz işte kubbesiyle vesairesi. Yani kubbesi yok işte böyle üçgen piramit şeklinde bir yapısı var. İçi gerçekten güzel dizayn edilmiş. İçinden bir buraya resim de koymuşum. Başkurdistan'da nereleri gezdik? Az önce söyledim. Bu seyahat benim için çok çok gerçekten özeldi. İşte İnyer Nehri'nden tutun Melevüz bölgesi, Büryen, işte Şülgentaş Mağarası, birazdan ondan da bahsedeceğim. Hani ben bu deneyimlerimi verirken Başkurtistan dediğimizde, Başkurtlar dediğimizde ilk akla gelen şeylerden de biraz bahsetmek istiyorum. Onlarla eşleşen şeylerden bahsetmek istiyorum hep. İşte buradan İnyer Nehri'nden görüntülerimiz var. Gerçekten çok güzel bir coğrafya. Tam da Şülgentaş Mağarası demişken işte Şülgentaş Mağarası'nın girişini görüyoruz. Başkurdistan'da hani deriz ya bir yere gittiğimizde gezilecek ilk 10 yer. Şülgentaş Mağarası Başkurdistan için o ilk 10 yerin içerisinde çok özel bir mağara. Niye özel? 12 milattan önce 12. 14
binli yıllara kadar gittiği düşünülüyor. Şeylerinde mağaranın duvarlarında işte çeşitli resimler, figürler var. Çok belli olmuyor gördüğünüz gibi ama işte aşağı yukarı şu kırmızılıklar vesaireler yine de koydu. Bu mağaraya Hıvülgen diyorlar Başkurtlar. Ölü su demek, Hıv su demek Başkurtça'da. SH değişimiyle, o Peltek sesler ve SH değişimiyle meşhur. Az önce söylemedik ama genel Türkçedeki hem kelime başı hem ek başı S'leri H'ye dönüyor Başkurtlar'da. Yani sen hin oluyor, su Hıv oluyor. Tabii Hıv'da şeyin etkisi de var. Sup kelimesindeki B'nin etkisi de var malum. Şimdi niye ölü su diyorlar? Çünkü bu mağaranın içerisinden 12 kilometre kadar bir su gidiyor. Fakat 4 kilometre açıktan gidiyor, sonra 8 kilometre yerin altından devam ediyor ve mağaranın girişinden çıkıyor bu su. Ve alttan devam ettiği için su adeta ölmüş gibi olduğu için de Hıvülgen demişler bu mağara için. Turist bölgesi gerçekten de. Şülgentaş, Memeriyesi. Memeriye şey demek, mağara demek. Bu bölgeden yine çektiğimiz bir fotoğraf, bizim ekibimizle dediğim gibi gitmiştik genişçe bir küçük otobüs kadar bir ekiple. Oradan çekilen bir fotoğraf bu da. Bu bölgede aynı zamanda arıcılık çok meşhur. Arıcılık çok meşhur. Biraz ondan bahsedeyim, sonra bu fotoğraftan bahsederim. Arıcılık başkurtlar için çok önemli. Atçılık gibi arıcılık, yani başkurtların temel geçim kaynağı ne diye sorarsak, ki bölge gerçekten çok zengin. Hem tabii olarak hem de madenler açısından bir kere. Petrol rezervleri açısından Başkurtistan Rusya'nın büyük bir zenginliği gerçekten. Bunun yanında atçılık, onların Körli Başkir dedikleri çok ünlü, dünyaya ün salmış bir atları var. Kışın kıvırcık yeleleri uzuyor, yaza doğru döküldüğü için onlara Körli Başkir denmiş. Hem Amerika'da hem de batılı ülkelerde dernekleri de var bunların. Özel olarak Başkuristan'da çiftliklerde yetiştiriliyorlar ve günde 30 litreye kadar da süt verebiliyor bu atlar. Bu bakımdan çok önemli. Arıcılık kadim bir Türk geleneği aslında Başkurtlar'da. Hani bizde bahsedilir ya, kovan balığı, işte kara kovan balı falan diye bahsedilir. O çok pahalıdır da, işte bizim Erzurum yaylalarından, o taraflardan getirilir falan. Burada da benzer bir durum var. İnsan eli değmeden oluşan bal, büryanka dedikleri, büryan dedikleri arılar sayesinde oluyor ve bu bölgeye, bu Şülgentaş'ın çevresinde büyük bir park yapmışlar. O parkta ağaçlarda bu ballar, arıları yapıyor. Eskiden şeymiş bu, köylüler bir ağaçta balı buldukları zaman her ailenin kendine ait damgası olurmuş. O damgayı basarlarmış. O işte kadim Türk geleneğindeki damgacılık geleneği. Böylelikle işte eğer sen ailenin damgasını bastıysan ben gidip o bala dokunmuyorum. Bakıyorum ki bu İbrahim bulmuş bunu, İbrahim'in ailesi bulmuş bunu diyorum ve dokunmuyorum. Tabii o dönemi birçok şeyini anlatıyor bu anekdot aslında. Yani bugün bu çok da herhalde bugünün şartlarında mümkün olamayacak bir şey galiba. Maalesef. Evet, evet maalesef. Tabii seske balı ve yüke balı da önemli şey balı kadar. Bu başkurtların büryanka balı kadar. Seske balı yani çiçek balı ve yüke balı, yüke ıhlamur demek. Ihlamur balı da son derece önemli. Burada peki biz ne yapıyoruz? Burada dağ çileği topluyoruz. İnyer bölgesinde yine Firdevs hocamızla beraber bizi gezdiriyorlardı. İşte böyle o bölgeye gittik. Dağ çilekleri yenice oluyordu. Ve ben hayatımda bir kere reçel yaptım çilekten ve başka bir şeyden, yani hiç reçel deneyimim yok. Başkurtistan'da kız kardeşimle beraber böyle bir kavanoz topladığımız kendi çileğimizden reçel yapmıştık ve o bir ayda da bitti o, zaten buraya getiremedik onu, o kadar güzel oldu ki gerçekten tabiat varlıkları açısından da son derece zengin Başkurtlar. Onların eminim bugün de devam ediyor. Ruslardan da gelen bir gelenek. Bugün bizde de başladı bu hobi bahçeleri aslında. Daha 2004'te Başkurtlar, yani çalışan ne olursa olsun, profesör olabilir, doktor olabilir. Onların her birinin şehrin biraz daha dışında bahçeleri vardı. Baksa diyorlar onlar.
Ve buralarda Munsaları var. Munsa da Başkurtlar için sauna tarzı. Munça, Ruslardan geçmiş bu da aslında. İşte buraya gidiyorlar. Kendi çaplarında tarım yapıyorlar. Çilekli vesaireydi, patatesli yetiştiriyorlar. Hafta sonları burada geçiriyorlar. İşlerinin dışındaki zamanları buralarda geçiriyorlar. Bizi de konuk eden böyle gerçekten Başkurtlar vardı. Oradan bir örnek. Az önce söylemiştim, tirmeler, çadırlar kurmuşlardı bizim için. Köylerin girişinde karşılayıp böyle buradaki gibi milli kıyafetleriyle. Sonra onların milli yemekleri, mesela şurada seksek var. Bir hamur kızartması bu. Küçük küçük yapılan bir hamur kızartması ama balla tatlandırılıyor. Sonra donduruluyor. Gerçekten güzel ve neleri varsa, ülüş adlı yemekleri var. Bu sofralarda bize ikram ettiler sağ olsunlar. Karşılama törenleri böyle oluyordu. Az önce söyledim. İşte kımızlarla, kımızlar eşliğinde bizi karşılıyorlardı. Böyle milli kıyafetleriyle. Burada Asya ve Avrupa'nın orta noktasında bulunduğunu söyledik ya en başta. İşte o şey, anıtlar yapmışlar böyle. Birinde Asya yazıyor, öbüründe Europa yazıyor, işte Avrupa yazıyor. Asya ve Avrupa anıtını şurası, şu köprü. Bu yani biri şurada. Bakın şurada Avrupa anıtı. Biz de şuralarda bir yerdeyiz, öyle düşünün. Ufa Nehri ayırıyor. Ufa Nehri'nin bir kolu ayırıyor bu iki tarafı. İşte Avrupa ile Asya'yı birleştiren noktada bulunma şansımız da oldu bu ekiple. Tabii burada hiç elime ilk defa aldığım bu akordeon cihazını görüyorsunuz. Onlar da müzik bununla yapılıyor biliyorsunuz. Burada yine kuray çiçeğinin dalları, artık kuray olması üzere. Yine bakın burada bir etkinlik bizim için oluşturulmuş, sağ olsunlar, var olsunlar. Bir sesen vardı burada. Ondan biz bazı anekdotlar, Ural Batır destanını dinledik. Sesenler ve yıravlar Başkurtlar için son derece önemli. Sesenler biraz daha ozan tarzı ama son derece önemli Başkurtlarda sesen müessesesi gerçekten. Çünkü tarihte özellikle, belki bugün o kadar değil ama tarihte sesenler savaş başlatıp savaş bitirecek söz gücüne sahip insanlardı. Aynı zamanda biraz işin içerisinde paganist inanışlar da var tabii. Yani işte sizi alıyor, bir hastalığınız var mı diye karşınıza geçip çeşitli okumalarla bazı şeyler de yapabiliyor. Köylerden birinde bize mesela tiyatro oynadılar. Bildiğimiz bir tiyatro sergilediler bize. Bunlar çok güzeldi. Başkurtlar bu manada son derece bilinçliler gerçekten. Yani bakın bir köye gidiyoruz, köyde tiyatro izliyoruz. Yani köye gidiyorsunuz, köyde tiyatro izliyorsunuz, köye gidiyorsunuz, köylerde müze geziyorsunuz. Bu bizde olmayan bir şey. Bizim eksik yanımız. Şimdi son 10-15 yılda biraz bu UNESCO vesaire ilişkilerle bizde somut olmayan kültürel miras kavramı oturdu biliyorsun. Artık işte sahadan derlenmiş malzemelerin oluşturduğu müzeler bizde de olmaya başladı. Ama ben böyle bir şey görmedim. Yani 2004'te yaşadığım bu deneyim, hangi köye gidersek gidelim, o köyün küçük bir odasında, küçük bir evinin bir odasında bir müze, adeta bir müze. Neler vardı bunun içinde? İşte bu başkurt kıyafetli erkek, çocuk, kadın, bebekleri giyindirilmiş. İşte tarımda kullanılan kimi şeyler, unsurlar veya tarihten kalmış kilimler, işte halılar, parçalar, fotoğrafları var birazdan. Son derece önemliydi. Bu yine o tiyatrodan bir şey. Yine bizi misafir edenlerle ayrılırken Başkurtların köyleri çok düzenli. Rus köyleri gibi tabii. Gerçekten şehirleşme düzeyinde. Rusya'nın hangi şehrine gitseniz mesela adres açısından asla kaybolmazsınız. İki büyük ana caddeyi paralel kesen, dikey kesen hatta küçük sokaklar son derece düzenli. Mesela o uçaktan gördüğünüzde hani bilirsin muhteşem bir düzen vardır. Başkurt köylerinde bu aynı düzeni görüyoruz. İşte bu yapıyı da görüyoruz tabii, yani işlemeli, süslemeli, boyalarıyla, işlemeleriyle, süslemeleriyle Başkurt evleri. Bunlar ahiret taşlar, kardeşler adıyla bir ekip kurmuş bir köyde teyzelerimiz, Başkurt teyzelerimiz. Eğer bugün yaşamıyorlarsa Allah rahmet Amin. eylesin. Amin. Evet, ahirete göçmüş olanlara.
Onlar bize şarkılar söylediler. Çok güzel ağırladılar, hazırladıklarıyla ağırladılar. Böyle 7-8 kişilik o köyün yaşlılarından oluşan bir gruptu. Çok çok şekerlerdi gerçekten. İşte bakın bu bahsettiğim o müze, benim müze dediğim tam somut olmayan kültürel miras müzeleri bunlar. İşte eskiden kalma unsurlar, çanaklar, fincanlar, çeşitli aletler hepsini koymuşlar. Her gün bizim gibi bir ekip gelmiyor bakın buralara. Yani bunu bizim için ya, bizim için giyinip bizim için köyün girişinde karşılama yaptılar. Bizim için tiyatroda oynadılar ama daimi yaptıkları bir şey. Çünkü bir anda oluşmaz o tiyatro. Bu şekilde yaşıyorlardı. Sanatla, hatta ilimle bir yerde bu şekilde, daha doğrusu kültürle. Kültürü bilinçli yaşıyorlardı bence Başkurtlar ve bugün hala eminim böyle. Hani biz o bilinci yeni yeni edindiğimizi kendi adıma söyleyebilirim. Bakın işte yine oradan bir şey. Ben de böyle Başkurtların kimi zaman peyderpey, kimi zaman tamamen kıyafetlerini giyiyordum. Çok hoşlarına gidiyordu ki ben zaten keyif alıyordum tabii ki. İzin vermiş olmalarından dolayı zaten. Bakın böyle bebek kıyafetleri, işte milli kıyafetler, düğünde nasıl kıyafetler, bunların adını soruyorduk, hepsini kayıt altına aldık. Ve bakın burada yine tamamını giymişiz. Bu şekilde hakikaten son derece zengin bir müzecilik, somut olmayan kültürel miras müzeciliğini görmüştüm 2004'lü yıllarda orada. Bakın burada da tarımda kullanılan, tarım yaparken kullanılan çeşitli aletler, kimileri kımız yaparken eskiden kullanılan aletler gibi böyle düzenlemişler, oluşturmuşlar ve hakikaten bu manada çok zengin bir perspektif sundular bize. Bu manada çok zengin bir perspektif sundular. Hem somut olmayan kültürel miras, bir de şunu eklemek istiyorum bu safhada. Tabii ki sözel kültür, sözel edebiyat, sözlü edebiyat Başkurtlar'da yine çok gelişmiş. Tabii bunun çok sebepleri var. Ancak 1920'lerde yazı dili olmasının mesela verdiği bir etken var. Çok gelişmiş, acayip bir destan edebiyatı. İşte Türk Dil Kurumu'ndan 4 cilt halinde de yayınlandı bunlar artık günümüzde. Hakikaten hem kahramanlık destanları, hem sosyal içerikli destanlar son derece zengin. İşte Ural Batır başta olmak üzere tabii. Zengin bir sözlü edebiyatının da olduğunu not düşerek bu kısmı tamamlayayım istersen. Sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Hocam fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla yani o kadar keyif almışsınız ki. Yani o Müthiş. kadar mutlusunuz ki yani Evet. fotoğraftaki enerji buraya yansıyor. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Gerçekten yani biz de Yani benim sanki için oradayız. anlatmak bile büyük keyif. Evet. Dediğim gibi ben tabii peyderpey bu fotoğrafların kimisini ne diyorsunuz, dijital ortama aktarabildim zaman içerisinde. İşte kimi yayınlarda kullandık, kimi sunularda kullandık. Ama bu program için biraz daha eklemiş oldum. Bir kere bu bile benim için bir kazanç. Yani çünkü başına oturayım, hepsini bir anda bir geçireyim diyorsun ama işte bizim de yoğunluğumuz ortada, malum her Evet zaman hocam. fırsat bulup başına geçemiyoruz. Ama ben işte size biraz görsel malzeme isteyince, hani sen de demişsin görsel, hep Evet. aynı görsellerle gitmeyelim diye biraz zenginleştirmek istedim. Sağ olun Ama bu hocam. sırada da gerçekten 2004'teki seyahatimi baştan yaşamış oldum. Sizin sayenizde bir kere daha, bu çok güzel oldu benim için. Ne mutlu bize hocam. Ya biz de sizin Gerçekten çok sayenizde. keyifliydi Evet. İbrahim. Yani saha çalışırlarının gittiklerinde ancak alabilecekleri bir keyif. Evet. Yoksa mesela şunu söyleyeyim, ben Başkurdistan'a gitmeden önce onun da, İldar'ın da ismini zikretmiş olayım. İldar diye bir arkadaş vardı Ankara Üniversitesi'nde, siyasalda galiba doktora yapıyordu o dönemde. Dedim ya, Başkurtça çalışmaya başlayınca biz çevrede kimler Başkurt hemen onlarla tanışalım diye uğraşmıştık ve İldar'la tanışmıştım ben. İldar ayrılırken Türkiye'den, Başkurdistan'a giderken o dönemde elinde kitapları geri götürmek istemediğini, eğer alacak olan olursa hani satabileceğini söylemişti. Dedim ben alırım, hepsini alırım. Ve onun evine gittik biz. Ben oradan seçtim. İldar'dan aldığım kitapların bir kısmını asla Başkurdistan'da bulamadığımı söylemem lazım. Gerçekten çok eski tarihli kitaplar aldım İldar'dan. Sağ olsun, var olsun.
Bana bıraktı gitti. Yani öyle çok büyük şeylere de vermedi. Hani yolculuğunda katkı sağlayacak kadar ancak bir meblağ. Ama yani kalanlar çok çok önemli gerçekten benim için. Hele hele o dönemde ben daha işte dedim ya 2 yıl bölgeye gidemedim. Zaman zaman çok üzgün zamanlarım oldu. Ben gidemeyeceğim herhalde yine Başkurdistan'a da gidemeyeceğim herhalde diye. O da benim beklentimde olan bir insanda motivasyon düşüklüğü yaratıyor. Yani o kadar ayarlamışım ki elimde roman yok. Çünkü ben tezimi birebir metin malzeme üzerinden fişleme usulüyle yaptım malum. Ve oldukça fazla esere ihtiyacım vardı. Yani kitleri tahlil edebilmem için esere ihtiyacım var. Türk Dil Kurumu Kütüphanesi'nde belli oranda bir şeyler buldum ama asla yeterli değildi. İldar'dan aldığım bazı romanlarla işte işe başlamıştım. Ama ondan işte İşbirzi'nin mesela Başkurt Dili kitaplarını vesaireleri. Yani neden Başkurdistan'da 2004'te bulamadım? Çünkü eski tarihli kitaplar hem çok satılmıyordu. Kitap neşriyatından çıkan yeni baskılı kitaplar satılıyordu. Hem de gümrükten geçirmek asla mümkün değildi. Yani açıp bakıyorlardı. Eski tarihli kitabı gördüğünde alıyordu. Kitap neşriyatından çıkan kitaba izin veriyor dışarıya çıkmasına ama tarihi kitaba izin vermiyordu. Ben geçirdim mi, burada kayda düşüyor ama bir iki kitap öyle geldi benimle. Sözlük geldi mesela. Sözlüğün fotokopisini çektirmiştim kurumdan. Başkurtça sözlük, izahli lügat. Orada da bir gazeteci hanım, Feyruze Hanım bana tabii bendeki o şeyi görünce şevki, işte biz hangi eve girsek bir de milletin kitaplarına göz dikiyoruz tabii. Yani bir yerde hele o kadar eski tarihli kitap vardı ki buradan giden diğer arkadaşımla beraber fiyat 500 dolarlara kadar ki o zaman çok iyi para yani 500 dolar falan Rusya için, hani o coğrafya için hele hele çok iyi para çıkmıştı fiyat. Yeter ki kitapları bize verin de ısrarla o teyze vermedi. Benim dedi oğlum edebiyat öğretmeni. Biz dedi bunlar bizim varlığımız. Yani bu da çok takdire şayandı mesela. Başkası olsa o şartlar altında çok ciddi para 500 dolar onlar için. Evet. Yani şey 2004'lerden bahsediyoruz hani. Ve şey vermedi, satmadı bize. Benim o mücadelemi falan da görünce Feyruze Hanım sağ olsun bir gazeteci hanım vardı. Çok da sevmiştik birbirimizi. Başkurtça sözlüğünü, kendi sözlüğünü bana hediye etti. Ben dedim olmaz yani başka yok. Yayın yok o sırada. Sonradan yayınlandı. Tekrar neşriyatı yapıldı. Yok dedi bu size daha faydalı olacak. Benden daha çok ben buradayım. Yeniden baskı yapıldığında alırım. Mesela onu nasıl saklayacağımı bilememiştim. Böyle kıyafetlerin şeylerin altına birkaç tabii çantayla büyük büyük valizlerle geldim ben. Kitap neşriyatında ne bulduysam aldım o dönemde. Polis şöyle bir baktı falan. Benim kalp güp güp atıyor. Kadın bir de hediye etmiş yani. Orada kalacak kitabı yazık. Onu başarmıştım buraya getirmeyi. Evet. Ama İldar'dan çok güzel kitaplar aldım burada hakikaten. Eski kitaba erişim o kadar kolay değildi. Dediğim gibi ya birinin kütüphanesinden satın alacaksınız. O şekilde elde edeceksiniz. Yollardan biri oydu. Bizdeki gibi böyle eski kitapçılar çarşısı işte efendim gideyim alayım bulayım. Orada çok mümkün değildi o tarihlerde. Hani günümüzde tam olarak nasıl bugünün ufasında nasıl bilmiyorum ama bu şekildeydi yani. Evet hocam. Hocam verdiğiniz bilgiler için, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, estağfurullah. Yani bir nevi oraya gitmiş gibi oldum. Ama evet. Saha konusunda söyledikleriniz gerçekten çok önemli. Yani gitmeyince yarım insan gibi oluyorsunuz. Kendi adıma. Gerçekten öyle. En azından evet. Söyleyebilirim. İnşallah ilerleyen zamanlarda bana da nasip olur. İnşallah. Ben çok, çok teşekkür ederim. Ben de öyle. Tabii konuşacak çok şey var. Evet. Başlayınca böyle dalıyoruz. Ben hatta notlarımın bazılarına gelemedim bile belki. Ama saha hele konuşmaya başlayınca susamıyoruz herhalde. Evet. Dediğin gibi inşallah tez zamanda şu salgın bitince hemen nasip olsun tüm çalışanlara sahaya gitmek. Yani tabii ki şu var. Sahaya gitmesi elzem olanlar sahaya gider. Yani sahaya gitmemek bir lehçeye çalışmamak anlamına gelmez. Evet. Çalışılabilir. Bugün olduğumuz yerde zaten bu 90'lı yıllardan bugüne yolculuğunu düşünürsek Türkiye'deki lehçe çalışmalarını
çoğu lehçenin grameriyle, sözlüğüyle artık ortaya çıktığını biz biliyoruz. Belki bunların içerisinde sözlüğü en son çıkanlardan biri Başkurtça. Ben kendi adıma bir sözlük oluşturmuştum. Doktoradan itibaren böyle bir dosyam vardı ama Murat Özşahin arkadaşımız güzel bir çalışma yaptı ve Başkurtçası sözlüğünü yayınladı. Grameri en son çıkan lehçelerden biri yine Başkurtçası. İşte ben hasbelkader bir gramer çalışması yapabildim. Benim profesörlük takdim tezimdi. Şimdi inşallah yakın zamanda sıkıntı olmaz ise kurumdan çıkacağını bekliyoruz umarım. Tabii yani dediğim gibi bölgeye gitmemişsin, aa sen bu işi yapamazsın demek asla mümkün değil. Asla böyle bir şey olamaz. Ama dil çalışacak olan veya diyelim ki derleme yapması gerek, halk edebiyatı içerikli çalışacak. Özellikle de dili yerinde duymak, o lehçeyi yerinde duymak filan gerçekten çok şey katıyor. Ben isteyen tüm arkadaşların, gönülden geçiren tüm arkadaşların gidebilmesini burada temenni ediyorum. İnşallah. Büyük şeyler katıyor. Mesela az önce söylemeyi unuttum. Benim Başkurt Çocuk Oyunları diye bir çalışmam olmuştu. Onun temelleri o yolculukta atılmıştı. Çünkü bu az önce resimlerini gösterdiğim işte onların videolarını da hazırladım sizler için ama burada vermek mümkün olmadı. Bizi adeta bir habantoy gibi, habantoy var Başkurtların böyle yaptıkları geleneksel Nevruz bayramı değil ama Nevruz sonrası, hasat sonrası bayramı aslında habantoy. Tatarlar sabantoy derler ona, düzenli yapılır. Orayı yaşatmak için yaptıkları bir etkinlik, bir köyün çıkışında bir kırlık bölgeye gittik. Bizde oyunları kim oynar? Çocuklar oynar. Ben hiç görmedim. Yani bir köy, benim de köyüm var. Annemin, babamın köyleri var. Orada hiç büyüklerin mesela oyun oynadığını görmedim. Biz gittik oraya işte o akordeonlar eşliğinde, kuray eşliğinde danslar ediliyor, oynanıyor. Hani bizde hıdrellez vardır ya. Ne Evet. yaparız? En fazla çocuklar oynar. Çocuklar uçurtma uçurur. Orada büyüklerle beraber biz işte bizde Mor Mor Menekşe diye bir oyun vardı küçükken oynadığımız, bilmiyorum sen bilir misin, yaşın yetişti mi ama iki grup el ele tutuşur, bir taraftan karşı tarafa kesmeye gider. O oyunu Evet. oynuyorlar bak. Yani bizim Mor Mor Menekşe oyunu. Sonra başka oyunlar oynuyoruz. Biz diyoruz ki kardeşim, aa bu bizim oyunumuz, bu da var bizde filan. O yıllardan kalmıştı mesela. Yıllar sonra işte geldiğimde aldığım notlardan biri oydu ve oyunları bizdeki, Türkiye'deki oyunlarla Başkurt oyunlarını karşılaştırmış oldum ben o çalışmada. Yani birçok şeyi çok faydalanıyor. Çok az da gitseniz mesela ben çok isterdim. Bir 6 ay, bir yıl kalabileyim. Çok çok daha verimli olurdu eminim. İnşallah tekrar İdil'i görmek, İdil Irmağı'nın kıyısında olmak, Salavat Yulaev heykelinin yanında olmak nasip olur diyerek bitireyim ben de öyleyse İnşallah herhalde. hocam. Yani çok da uzatmadan Estağfurullah bitiyorsa hocam. Yani süremiz sınırsız. Bana kalsa ben akşama kadar dinlerim hocam Sağ zevkle. olasın. Evet, Hem de evet. daha rahat da soru soracağım Alanı hocam. konuşmak Evet, güzel kesinlikle gerçekten. hocam. Keyifli. İnanın şu konferanslar sayesinde, yani ben biraz daha fazla, hani hoca diyor ki şu kişiyle görüşür müsün? Seve seve hocam. Çünkü çok Çok uzak güzel. kaldık. Evdeyiz. Sadece tezle Evet. uğraşıyoruz. Evet. Eskiden Perşembe toplantılarında Ahmet Hoca'yı dinlerdik. Şimdi o Evet. şansımız da yok. Maalesef. Evet, Bu evet. büyük bir şans oluyor hocam. Ne mutlu Salgının bize en diyorum. büyük kayıplarından biri benim Evet. için. Yani deseler ki salgında en büyük kayıplar ne, ilk sıralara koyarım Perşembe Evet. toplantılarını gerçekten. İnşallah yeniden bir araya gelmek nasip olsun İnşallah diyelim. hocam. İnşallah diyelim hocam. Ben bu vesileyle öncelikle kendi adıma, daha sonra Süher ve Ülkü Hocam adına ve tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza Ben sağlık, de çok bilginize teşekkür ederim. sağlık. Dileriz yine başka bir platformda, başka bir ortamda yine bu kıymetli bilgilerinizden faydalanırız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de yeniden hem Süher hocama hem Ülkü hocama hem de sana, ayrıca eminim arkada başka arkadaşlar da var bu ekibin içerisinde. Onların hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten salgın döneminde işimizle meşgul olabilmek. Bak işte başlayınca konuşmadan duramıyoruz. Evet. Tutamıyoruz, kendimizi frenleyemiyoruz. Hakikaten güzel hizmetler bunlar. Bu anlamda ben de teşekkür ediyorum sizlere. Çok da sağ Rica olun. ederiz hocam. Ne mutlu bize. Görüşmek üzere hocam. Hayırlı günler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.